Şimdi ne hikmetse Mersin'e gidiyorum, Mersin hakkını alacak. Adana'ya gidiyorum, Adana hakkını alacak. Herkes bir şeyler yazıyor. Tarsus'un hakkını kim verecek? Tarsus'un hakkı nasıl alınacak? Neyse, Rönesans'taki toplantılarda mühendis arkadaşlara durumu izah ettik. Nasıl olacağını, tek tek yapılması gerekenleri. Bu büyük emek veren insanı, tekrar söylüyorum, kimsenin inancı da yoktu. Kentin ikiye bölünmeyeceğine dair inancı da yoktu. Rahmetli diyorum. Çünkü o başından beri bütün çalışmalarımızda yanımızda olan, o çok değerli iş adamı, müteahhit, inşaat mühendisi Selahattin Düzbasan'ı kaybettik. Ama şu kentin bu projelerinde her saniye, her dakika yanımızda olan bir insandı. Ankara'ya gittiğimiz her yerde yanımızda geldi. Bakanlığa gittik, bakanlığa yanımıza geldi. O kadar hasta olduğunu bildiği halde, Selahattin yorgunsun dediğimde bile hastalığını sakladı. Ben bu işi bitireceğim, merak etme, bu bitecek, bitecek dedi ve bitti. Allah rahmet eylesin. Ve bu kent ikiye bölünmeyecek. Keşke onun gibi şu kentte meclis üyesi olarak, halk olarak, esnaf olarak, insan olarak, dernekler olarak herkesin bir katkısı olsa, bir şeyler yapılsa. Keşke birilerine tek başına bunları yapsın diye, nasılsa yapan var deyip bırakılmazsa. Evet, bu kent ilde olacak. Bu kent hakkını o zaman alacak işte. Hem de en kısa zamanda. Öyle bir olacak ki, halk her zaman o siyasetin üstünde giderek olacak. Yalanla, dolanla, ıvırla, zıvırla değil. Herkes herkesin ne yaptığını çok iyi biliyor. Kim dürüst, kim ahlaklı, kim ortalığı kızıştırıyor, kim mikser görevi yapıyor, Tarsus halkı çok iyi biliyor. Şundan emin olun. Bu özellikle bu kentin hakkını alması gerektiğini söylediğimde trafik problemleri çok çok önemliydi. Belki de yarın yarenlik alan diye bir yer olmayacak. Yine onun uzantısı köprü olmayacak. Ama yeşil alan olacak, bisiklet yolları olacak, yürüme yolları olacak ve bu kent yeşile kavuşacak.